Kuzu Grup çıkış yolunu sunar. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. KOBİ'lerden bahsediyoruz, Türkiye'nin üretiminden bahsediyoruz, katma değerli üretim yapmaktan bahsediyoruz ve her şeyden önemlisi maliyetleri düşürerek üretim yapmaktan bahsediyoruz. Tabii bu anlamda da enerji sektörü işin içine giriyor. Çünkü herkese ilk mikrofon uzattığınızda maliyetlerin yüksekliğinden ve enerjinin pahalı olmasından ve dünya ile rekabet edememekten, bundan dolayı da zorlandığından bahsediyor KOBİ'ler, sanayiciler ve iş adamları. Biz de bugün özellikle enerji sektörü üzerinde ve akaryakıt sektörü üzerinde duralım dedik. Geçtiğimiz hafta Veda Öztürk'le beraber enerji fuarındaydık TÜYAP'ta. Ve enerji fuarında özellikle enerji sektöründe yapılan çalışmaları, yenilikleri ve sektörün temsilcilerini bir araya getiren belki tek buluşma noktası enerji fuarı. Burada sektörün yetkilileriyle konuştuk ve şimdi dedik ki bu hafta biraz detaylandıralım. Özellikle enerjide neler yapılabilir, Türkiye çıkış yolunu nasıl bulabilir, buna bakalım istedik. Ve bugünkü ilk konuklarımız Mustafa Küçükkoç, Birlik Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Lütfi Özbaygın, Birlik Enerji Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi özellikle tabii temiz enerjiden başlayalım. Şimdi enerji çok önemli ama bir taraftan da alternatif enerji kaynaklarını Türkiye'nin üretip üreticinin, sanayicinin önüne koyması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ve belki de en önemlisi güneş enerjisi. Allah'ın bize bol bol verdiği, lütfettiği güneşi biz nasıl katma değere dönüştürebiliriz? Yani bakmayalım, bunu artık üretimde kullanalım istiyoruz. Ve bu anlamda da siz ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle siz de fuardaydınız. Fuar sizin için nasıl geçti Mustafa Bey? Fuar çok iyi geçti. Geçen yıl da aynı fuardaydık. Geçen yıl biraz daha gelen müşteriler, ilgili olan kişiler, enerjiyle çok ilgisi vardı herkesin. Ama konuyu bilmiyorlardı. Sektöre yenilerdi. Sektörün önü daha bürokratik olarak açılmamıştı. Evet. Ama bu sene gelen katılımcılar ve o müşteriler olsun, herkes işte kimi çağrı mektubunu almış, kimi bürokrasileri halletmiş, kimi fonunu ayarlamış. Daha üst düzey bir katılım vardı. Devlet de artık yani bu konuda, hükümet de bu enerji konusunda özellikle güneş enerjisinin önünü açıcı, gelişimini hızlandırıcı çabalar içerisinde bildiğim kadarıyla. Buna bakışınız nasıl? Tabii şu anda yani yeni kod olduğu için devlet de ilk önce biraz bocalama devresi geçirdi. Anlama dönemi. Tabii, anlama dönemi geçti. Şu anda daha önü açık görüyorum. İşte enerjideki fosil yakıtların çevriminden dolayı doğalgaza bağlı enerjimiz yüksek oranda, %60 oranında civarında, çabucak yenilebilir enerjiye geçmek için devlet de gereken katkıyı sağlıyor. Önümüzü açacak inşallah. Peki bu enerji fuarında enerji var mıydı? Enerji, bu enerjiyi gördünüz mü? Tabii çok vardı. Geçen sene oranda %200 değişikti. Yani ciddi. Tabii çok katılımcı da çok. Yenilebilir enerjinin talebi de çok. Yani bir fabrikası olan adam da üretmek istiyor. Ufak bir petrol olan da üretmek istiyor. Daha değişik sektörlerden de işte doktordur, avukattır. Herkes enerjiye yatırım yapmak istiyor. Çok çeşitli yelpazede. Bir de fuarda ben enerjiye yatırım yapmak isteyenlerin de geldiğini gördüm. Onun evet. Dışında üretim yapan, enerjideki yatırımları yerinde görmek isteyenler de vardı fuarda. Tabii. Yani sizden bu anlamda hizmet almak isteyenler, evet, sizi daha iyi tanımak için de fuara gelmişlerdi. Tabii, o da dikkatimi çekti. Çok sayıda işte bu lisanssız kapsamında, 1 megawattın altındaki lisanssız enerji üretimi kapsamında çok sayıda müşteri geldi. Tabii orada firmaları tanımak, malları görmek, gelişen teknolojileri yerinde izlemek için katılımcı sayısı çoktu bu anlamda. Çok iyi geçtiğini düşünüyorum fuarın. Şimdi hem ülkemiz açısından da bizim açımızdan. Mustafa Bey, hem firmalar birbirini tanımak için, evet, hem birbirinin yaptığı yenilikleri yerinde görmek için bir, evet, fırsat bu. Hem de müşterilerinizin sizi görmesi için fırsat. Tabii. Peki biz de sizi bir tanıyalım önce. Birlik Enerji ne yapar, ne eder bu güneş enerji Birlik sektöründe? Birlik Enerji 8 yıldır yenilebilir enerji sektöründeyiz. Daha ve sanayideydik. İmalatçı bir kimliğimiz vardı babam mesleği olarak. 8 yıldır da yenilebilir enerjideyiz. Yenilebilir enerjide ilk önce biz bir enerji, bu sektörü tanımak için Avrupa ve Asya'da birçok ülkeyi gezdik. Üreticileri gördük. Avrupa'da uygulama yapan, tecrübesi bizden kat kat yüksek olan ülkeler var. Almanya, Fransa gibi, başta İspanya. Buradaki kurulmuş santralleri gezdik. Kurulumlara baktık. Bazı eğitimler aldık. Kurulumlarda bizzat bulunduk. Bu şekilde ilk önce sektörü öğrendik.
Daha sonra buradaki bilgi birikimimizi Türkiye'ye aktarmaya çalışıyoruz. Tabii bunu 8 yıl önce öngörmek bence çok önemli. Hani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı olacak. Biz şimdiden hazırlığımızı yapalım. Hazırlıksız da yakalanmayalım. Evet. Önce bir bilgi sahibi oldunuz. Tabii yani 8 yıl burada çok önemli bir yıl. Çünkü bu 8 yılın 6 yılı tamamıyla altyapıyla geçti. Yani hiçbir iş yapamadınız. Sebebi kanunlar müsait değildi, yönetmelikler müsait değildi. Bunların hepsini bekledik. Uzun süreçti. Bu uzun süreçte bize işte altyapımızı tamamlamamızı sağladı. İyi tarafı da oydu. Bir şimdi de tabii müşterileriniz de sizi, yani siz nasıl anlamaya çalıştıysanız, müşteriniz olacak potansiyel sanayicilerin, iş adamlarında bunu anlaması gerekiyordu önce, değil mi? Bu da bir süreç. Tabii onlar bunu nasıl anlattınız? Şimdi çok sanayici güneş paneli gördüğü zaman acaba bu elektrik üretir mi? Kafasında soru işareti var. Tabii elektriğe çok büyük para veriyoruz. Girdinin sanayici açısından, imalatçı açısından. En büyük kalemlerden birisi enerji. Evet. Şimdi enerjiye bu kadar para veren sanayici şimdi diyor güneş paneline bakıyor. Acaba diyor bu elektrik üretir mi, üretmez mi? Ya da benim fabrikamı çalıştırır mı? Tabii çalıştırır mı, çalıştırmaz mı? Soralım bakalım aslında avantajları neymiş Lütfü Bey'e. Lütfü Özbaygın, siz de genel koordinatörsünüz. Evet. Şimdi bu güneş enerjisini, bu enerjinin üretimini ve üretildikten sonraki kısmının koordinasyonunu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi kulağa hoş geliyor tabii güneşten enerji elde etmek. Yani hakikaten... Temiz enerji, güzel enerji, evet. İyi enerji adına ne derseniz deyin. Doğayla barışık, tabiatın sevdiği. Peki ne gibi avantajlar sağlıyor? Ben sanayici olsam, hani ben bunu Anadolu'da gördüm. Mesela mermer fabrikasının güneş enerjisi panelleriyle çalıştığına şahit oldum. Bucak'ta. Ne gibi avantajlar sağlıyor? Ben niye kullanayım bunu sanayici olarak? Sanayici olaraktan önce genel olarak bakmak lazım. Tabii genel enerjisine. Olarak niye kullanayım? Üretici olarak niye kullanayım? İlk önce temiz enerji. Evet. Yani şu anda kullanılan enerji üretim kaynaklarına baktığımız zaman fosil yakıtlarla ürettiğimiz elektrikte çevreye verdiğimiz zarar düşündüğümüzde güneş enerjisiyle elektrik üretiminin böyle bir zararı söz konusu değil. İlk önce temiz enerjiyi sağlıyoruz. Daha sonra güneş bedava bir ham madde. Evet. Biliyorsunuz yani bir üretim yapacaksanız ilk önce sermayeye ihtiyacınız var, ham maddeye ihtiyacınız var, iş gücü ihtiyacınız var. Sermayeniz varsa bedava bir ham maddeniz var güneşle ilgili. Artı iş gücü de çok az bir iş gücüne ihtiyacınız var kurulup işletme sırasında. Böyle bir avantaj söz konusu. Yani yatırımcılar açısından, elektrik ihtiyacı olan firmalar açısından yatırım yapılabilirliği çok yüksek olan bir yatırım güneş enerjisinden elektrik üretimi. Peki bu yatırım mesela ben böyle bir yatırım yapmaya karar verdim. Bu yatırım maliyeti çok yüksek mi? Bana ne kadar zamanda geri dönüşü sağlanır? Şöyle söyleyebiliriz onunla ilgili. Yani onların adına bir şeytan avukatlığı yapayım ben. Şöyle söyleyeyim. Avrupa bu işi yıllar önce çözmüş ve Almanya'nın şu anki üretimi, elektrik üretiminin %30'u güneşten. Evet. Tüm kullandığı elektriğin %30'u ne kadar güneş Almanya'da var onu hepimiz biliyoruz. Ve şu anda Türkiye'nin güneşlenen bölgeleri Almanya'nın neredeyse iki katı diyebiliriz. %80 daha fazla güneş alıyoruz ve güneş radyasyonumuz onlardan çok daha fazla. Yani elektrik üretiminde onların yaptığı yatırımı yaptığımız zaman çok daha fazla elektrik üretimi sağlayabilecek durumdayız şu anda. Ki bizim ham maddemiz daha güçlü. Bizim ham maddemiz daha güçlü baktığımız zaman ve maliyetlerimiz daha aşağıya çekiliyor. Bu yani maliyetleri düşündüğümüzde böyle bir güneş santrali kurduğumuzda yaklaşık 6,5 ile 7 yıl arasında yatırım kendisini geri dönüştürüyor. Yatırımın da 30 yıllık bir ömrünün olduğunu düşündüğümüzde geriye kalan yılların hepsi cebinize kar olarak kalıyor. Ne yapıyorsunuz dedim ben işte Mehmet Cazgır. Cazgır ya da Mehmet Bey, Mehmet amca diyelim. Mehmet amca diye hitap edilmesini seviyordu çünkü mermer fabrikasının sahibi. Nasıl yapıyorsunuz bunların bakımını falan dediğimde bir bez alıyoruz, bunları siliyoruz. Evet. Üzerlerini dedi. Bu kadar mı dedim? Yani bakım maliyeti de çok yüksek bakım değil. Bakım maliyetleri çok fazla değil. Yani bölgesine göre değişiyor bu. Yaklaşık işte yılda 2, 3, belki 4 kere temizleme dönemi oluyor. Çünkü bu panellerin üzeri tozla veya işte yağmur yağdıktan sonra lekelerle kaplandığında yıkanması gerekiyor ki verimliliği artsın.
Bundan dolayı senede maksimum 4 kere temizlenmesi gerekiyor. Temizlenme tabii Mehmet amcanın dediği gibi böyle bez alalım silelim de olmuyor. Basitleştirdik onlar olayı. İçinde ileri teknolojide tabii. Temizleme makineleri ve temizleme sistemleri mevcut. Bizim de kurulumlar bittikten sonra yatırımcılara böyle hizmetler sunacağız. Güzel teknolojiler var bunun için. Temizlikler ve bakım peki, maliyeti çok fazla. Peki ne kadarlık bir alan değil. Üzerine kurulması gerekiyor? Normal bir fabrikanın ya da üretimin yapılması için. Şöyle söyleyeyim, bu fabrika çatıları ve arazi olarak değişiyor. Genelde fabrika çatılarında 8000 metrekare gibi bir alana 1 megawattlık bir santral kurabiliyoruz. Hı hı. Bunu araziye dönüştürdüğümüz zaman gölgelemeden dolayı minimum 16000 metrekare gibi bir araziye ihtiyacınız var. 1 megawatt üretim yapabilmek için. Çok da büyük araziler değil aslında bizim fragmanımızda gözümüzü gözüküyor de korkutmasın değil mi? Onun sonuç özellikle şimdi görüntülerde de var. Görüntülerde de var bizim kurduğumuz arazi. Şu anda çalıştığımız arazi bizim 6.4 megawatt. Birer megawatttan toplam 7 tane arazimiz var orada kurduğumuz. Bu anlamda Türkiye'de yatırımına başlanan ve devam eden en büyük santrali kuruyoruz Konya'da. Peki böyle doğalgazla falan karşılaştırdığımızda şimdi adam doğalgazı kapattığı anda bir anda Türkiye'de hayat bitiveriyor. Evet, ya da geçen hani haftalar bileyim, elektrik içerisinde kesildiğinde yaşadığımız aynı şekilde evet, bitiyor. Evet. Türkiye'nin bu enerjilere de ihtiyacı var. Tek enerjiyle zaten böyle dev bir ülkenin yoluna devam etmesi mümkün değil. Mümkün değil, evet. Ama böyle bir kıyaslama yaptığınızda çevreci enerjinin, temiz enerjinin, yeşil enerjinin avantajı ne güneş enerjisinin? Bu durumda fabrikaların çatılarına ve yanlarındaki arazilere kurduğumuz sistemler şu şekilde çalışıyor. Sisteme entegre çalışıyorlar. İlk önce kurduğunuz santralden, güneş santralinden elektriğini çekiyor. O yetmediği zaman sistemden elektrik almaya devam ediyor. Tamam, böyle sistemden durumlarda, kopmuyorsunuz yani. Sistemden kopmuyorsunuz tabii ki. Sistemde elektrik bulamadığınız zaman ilk önce kendi güneş santralinizden elektriğinizi çekiyorsunuz. Daha sonra sistemden çekmeye devam ediyorsunuz. Bu da çok büyük avantaj. İşte 2 hafta önce bir elektrik kesintisi yaşadık hep beraber. Evet. Akşama kadar elektrikler Türkiye'nin hiçbir ilinde neredeyse yoktu. Birçok ilinde kesikti. Güneş santrali olan fabrikalar çalışmalarına devam ettiler. Diğer fabrikalar jeneratörlerle idare ettiler ama jeneratörlerde biliyorsunuz gene fosil yakıtlar yani olduğu sonuçta. İçin. Maliyetli de oluyor sonuçta. Yani. Peki diğer enerjilere göre maliyet açısından karşılaştırma yaptınız mı? Yani böyle bir yapının gerçekleştirilmesi, kurulması, bu sistemin oturtulmasıyla. Yaklaşık şöyle söyleyeyim yani diğer enerji üretimlerine göre 6 yılda kendini ödeyen bir sistem her zaman avantajlı bir sistemdir. Ömür boyu ondan sonra bir daha maliyet olmayacak ama. Tabii ki tekrar yeni bir maliyeti olmuyor. Sadece yıllık bakım maliyetleri oluyor. Onlar da getirisinin yanında çok cüzi rakamlar olarak kalıyor. Peki ben şimdi bir üreticiyim. Tabii genelde biz hani Türkiye üretsin istiyoruz ya çünkü bir üretim demek 3000-5000 insanın çalışması, o da 15000 insanın ekmek yemesi doğrudan evet. Demek. Hani vatanseverliğin tanımı değişiyor çünkü bu anlamda. Ben üreticiyim ve bunu sistemi kurmak istiyorum. Nasıl bir prosedür uygulamam lazım? Ne yapmam lazım? Geldim sizin kapınıza Lütfü Bey. Hadi bakalım. İşte en başlayalım. Büyük sorunu bismillah. Ne yapacağız? En büyük sorunu orada yaşıyoruz biz. Elektrik üretimi için başlangıçta bir izin almanız gerekiyor dağıtım şirketlerinden. Bunun prosedürü yaklaşık 2 ay kadar sürüyor. Evraklarınızı hazırlıyorsunuz. Bunlarla başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunun sonuçlanması yaklaşık 2 ay sürüyor. Eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa ondan sonra daha handikaplı bir süreç başlıyor sizin için. Yapacağınız ve kuracağınız yer için ilk önce imar izinleri almanız gerekiyor. Projeleri çizdirmeniz gerekiyor. Bunların hepsi İmar izinleri 4 ay kadar sürüyor. Diğer projeler kısa sürüyor. Ama imar izinlerinde çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Yatırımcılar adına biz de aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Daha sonra biz bu projeler bittikten sonra TEDAŞ aşamasına geçiyor. TEDAŞ projelerimizi onaylıyor. TEDAŞ'ta da şu anda bekleyen 1000 adet proje var. Onay bekleyen. Bir de o süreç ilave edildiği zaman yaklaşık 6-7 ay yatırıma başlamak için ilk önce bir zamanınızın geçmesi gerekiyor. Hı hı. Ayrıca prosedürden öte altyapımız yeterli değil. Evet. Şu anda Türkiye'de birçok bölgede hat ve trafo merkezleri kapasite olarak güneş enerjisiyle dolduruldu. Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için başvurdukları zaman sürekli red cevabı geliyor. Yatırım yapamazsınız çünkü trafomuz ve hat kapasitemiz yeterli değil artık. Çok hızlı bir şekilde ülke olarak trafo ve hat kapasitelerimizi yenilememiz ve artırmamız gerekiyor.
altyapımızı tamamlamadan zaten güneşte alabileceğimiz yol çok uzun değil. Altyapıyı tamamladıktan sonra ama önümüzde daha çok yol var koşabileceğimiz ve ülkemize getiri sağlayabileceğimiz. Peki elektrik ürettik, fazlasını ne yapacağız? Yani bunu depolama şansımız var mı? Elektriği depolama şansımız yok. Sisteme entegre santraller kurduğumuz için biz ürettiğimiz elektriği direkt sisteme veriyoruz. Yani ortak dolaşımda devlete satabiliyoruz bunu. Karşılığında da kullandığımız kadarını kullanıyoruz. Yani kullanıyoruz, fazla olanını devlete satabiliyoruz ki devletimiz o yönde gayet cömert davranıyor yatırımcılarımıza. 10 yıl alım garantisi veriyor 13.3 dolar sentten. Aha. Sabit bir rakam olarak hiç değiştirmeden bu şekilde devlete satış yapabiliyoruz. Tabii siz yatırımcılara şimdi hem önerilerde bulunurken ben de şimdi üretici tarafındayım ya. Uh-huh. Üreticilerin tarafından düşünüyorum şimdi. Benim fabrikam 24 saat çalışmıyor. Ben bu kalan 10 saati, 8 saati ne yapacağım? Onu uh-huh. devlete geri satabileceğim. Yatırımcı olarak tabii da ki, satabileceğim tabii aynı ki. Şekilde. Peki Mustafa Bey, hangi projelerde yer aldınız baktığımız zaman? İkinize de soracağım bu soruyu. 2011 yılında Alman bir ortağımız vardı. Onunla Türkiye'nin ilk güneş santralini yaptık. Ama biz yaptığımızda ne bağlantı vardı, ne anlaşma vardı, ne yönetmelik vardı. Hiçbir hepsi şey daha yaptım. Yeniydi. Biz bunu Karaman'da bir sulama kooperatifi var. Ona bir test amaçlı yaptık. 110 kava. Bu 2013 yılında da Eurosolar'dan ödül aldı bu tesis. Evet. Bütün aşamalar bitti. İşte yönetmelikler çıktı. İşte bir şu anda Denizli'de bir tekstilci olan Ozan Tekstil'in aşağı yukarı 17 megawattlık bir projesini yürütüyoruz. Bu yıl sonuna kadar herhalde 28-30 megawatta çıkar. Bu tabii büyük bir proje. Büyük proje olmasının yanı sıra kullandığımız malzemeler de çok kaliteli. Japon malı paneller kullanıyoruz. Alman malı invertörler. Altyapı çelik tamamıyla. Yani bu sistem 30 yıldan fazla dayanma kabiliyeti olan bir sistem. Peki bu sistem kendi yan sanayisini yaratabilir mi? Mecbur kaldık, yan sanayisinde yarattığımız olaylar oldu. Mesela altyapıyı düzgün alamadık. Bu işte çok tecrübeli olan altyapıcılar vardı Almanlarda. Ama istediğimiz konstrüksiyonu bize vermediler. Dediler ki işte siz şunu verebiliriz. Mesela 10 çeşit mallar var ama en kötü olanı bize veriyorlar. Baktık olmadı. Biz de kendimiz imalatını yaptık. Evet. Altyapının. Evet. %100 yerli oldu. Yani çelik çok kendimiz, güzel olmuş yani. Kendimiz yapmak evet. zorunda kaldık. Mecbur kaldık yani. Tabii yan sanayiler gelişecek ülkemiz için. Tabii ileriki dönemlerde biz panel de üretelim istiyoruz. Ama bu tabii normal değil. Yani wafer'dan panel üretimi çok değişik bir sistem. Silikondan alıyorsunuz kumdan. Ingot üretiyorsunuz, ingotu kesiyorsunuz. Wafer üretiyorsunuz, wafer'dan hücre üretiyorsunuz. Hücreden de panel üretiyorsunuz. Yani ben şimdi bundan bir şey anlamadım ama anlayacağım şekilde size bir sorayım. Şimdi, bu evet. toplam üretimin yüzde kaçı? Yani bu aşama... Bu aşama, bu anlattığım aşama %100'ü. %100'ü. Evet ama bu aşama şu anda Türkiye'de böyle bir fabrika yok. Yok. Tabii bunun kurulması isteniyor. En büyük özelliği şu. İngot üretimi çok enerji sarf edilen bir üretim. O yüzden bize de enerji pahalı. Yani elektriğe de enerji... 1900 santigrat derecede bir... kumu ısıtıyorsunuz ve onunla üretiyorsunuz ingotu. Tabii bunu satın almak mantıklı. Tabii onu üretmek mantıklı. Bize pahalıya geliyor. Ama en iyi noktada wafer dediğimiz yani o ingotu kesip ince jilet halinde, dilim halinde onu alıp wafer'dan hücre üretip hücreden de panel üretmek bizim için en mantıklı. Tabii mantıklı. Bu bir... projelerle devam edelim isterseniz. Başka projeler var mıydı beraber? Yani bu şekilde yeni gerçekleştirdiğiniz yakın zamanda. Geçen hafta içerisinde TEDAŞ'tan bir projemiz onaylandı. Onda da çok iddialıyız biz. Güneş takip sistemi. Kendi ürettiğimiz, patent başvurularını yaptığımız, CE belgelerini, sertifikalarını aldığımız bir sistemimiz var. Güneş takip sistemi. Paneller üzerine yerleştiriliyor. Bizim şeydeki fuarda prototipini gösterdik yatırımcılarımıza. Evet. Paneller güneşi hem doğu batı yönünde hem de açısal olarak takip ettiği için yaklaşık normal santrallerden %35 daha verimli çalışarak daha fazla para kazandırıyor evet. yatırımcılarımıza. Bununla ilgili bir projemiz onaylandı. Geçen hafta muhtemelen
Mayıs başı gibi başlayıp Haziran sonu gibi bitirmeyi düşünüyoruz onu. O evet. Bittikten sonra yatırımcılar fuarda çok talep ettiler, çok ilgi gördü. Bununla ilgili ne zaman santral kuruyorsunuz, santraliniz ne zaman bitecek? Hadi elinizi çabuk tutun mutlaka... diyelim. Biz de süreçleri yaptık ki biz konuşmaya devam edelim. Son bir dakika. Bu konuyla ilgili sanki İhsas Organize Sanayi Bölgeleri gibi bölgelerin kurulması... Yani özel bölgelerde bu spesifik üretimlerin yapılması şart gibi geldi bana. Hep de bunu söylüyorum. Ne diyorsunuz? Bu çok, son bir dakika bitiyor. Evet, bu çok önemli. Neden önemli? Şimdi mantar gibi her tarafta yayılmaktansa... Herkes her şeyi üretmesin tabii, her yerde. Şimdi her yerde yapmak şöyledir. Yani bir yerde yapıyorsunuz santrali. Bunun yolu var, iletim hattı var, değişik şeyler var. Oradan işte başka bir şey geçiyor... Önümüzde bir sürü aksaklıklar oluyor. 50 tane noktada yapacağınıza ihtisas organizelerinin Enerji Bakanlığı tarafından kurulup yatırımcıların da önü açılmış olur. Biz de aynı sahaya girdiğimiz zaman yan yana bir sürü yeri yaparız. Daha ekonomik olur. Yatırımcılar Efendim? İçin de çok önemli. Bizim için de biz devam önemli. Edelim kaldığımız yerden isterseniz. Sonraki zamanlarda siz çalıştıkça biz bunları ekranlara getirelim. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum konuğum oldunuz. Türkiye'ye güzel haberler ederiz. Verdik. Biz teşekkür evet, ederiz. Efendim, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yapacak hakikaten çok güzel işler var. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra Mutlu Gül Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü canlı yayında Ankara stüdyomuzdan konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın. Kuzu Grubu'nun sunduğu Çıkış Yolu devam edecek.